Merhaba sevgili öğrenciler. Bulbul Öğretmen kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu dersimde üçgenlerle ilgili, üçgenlerdeki açıları bulma ile ilgili sorular, problemler çözeceğim. Sorularımdan bazıları gerçekten çok zor sorular, bazıları da normal, kolay sorular. Şöyle yapalım isterseniz, siz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk sorudan birinci soru, yukarıda verilen şekilde ABC açısı kaç derecedir diyor. Zaten soru işaretiyle gösterdiğim yer. Şimdi burada şekilde iki tane üçgen görüyoruz iç içe geçmiş. Bakın birisi şu şekildeki üçgenimiz, diğeri de bu şekildeki bir üçgen. Ve bazı açılar bizlere verilmiş. Bu açılardan yararlanarak istenilen açıyı bulacağız. Şimdi şu üçgene bir bakmanızı istiyorum önce. Burada dik açı olduğunu görebiliyoruz. Dik açı işareti var. Demek ki bu üçgende iki açıyı biliyorum. 90 derece ve 16 derece D açısı. O zaman şu C açısını bulabilirim. Ne yapıyorum? 90 ile 16'yı ilk önce topluyorum. 0,6 daha 6 ne oldu? 106 derece ikisi. Ve bu üçgenin içindeki açılar 180 derece olduğuna göre, üçgenlerin iç açıları 180 derece biliyorsunuz. 106'yı çıkarıyorum. Evet. 4, 7 ve 0. Şimdi C açısını buldum. 74 derece oldu. Artık bunu bulmam çok kolaylaştı. Şimdi diğer üçgene geçiyorum. Bakın birisi 52, birisi 74. Bunları toplayacağım ikisini. 74 ve 52'yi topluyorum. 6, 126 oldu. Şimdi 180'den 126'yı çıkarırsam soru işaretini artık bulacağım. 180'den 126'yı çıkaralım. Evet 4, 7'den 2 çıktı 5 ve 0. Demek ki C açımız 54 dereceymiş. Cevabı bulmuş olduk. Şöyle yerine de yazabiliriz ve sonuca ulaştık. İkinci soruya bakalım. Bir geniş, bir dik ve bir doğru açının toplamı 385 derecedir. Geniş açı kaç derecedir diyor. Fazla zor olmayan bir soru. Şimdi ne varmış? Geniş, dik ve doğru açı varmış. Ve bunların toplamı 385 dereceymiş. Şimdi biz buradaki bazı açıları biliyoruz. Dik açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Doğru açının da 180 olduğunu biliyoruz. O zaman şu ikisini toplayıp 385'ten çıkarırsam geniş açı kalacak zaten. 180 ile 90'ı topluyorum. 0, 7, 270 oldu. 385'ten 270'i çıkarıyorum. 5, 1, 1. Demek ki geniş açımız da 115 dereceymiş. Bu şekilde cevaba ulaşmış oldum. Üçüncü sorumuz, evet zor soru. Bakalım şöyle bir ilk önce. Siz isterseniz videoyu durdurun. Ben soruyu okuyacağım bir taraftan. Yukarıdaki şekilde DEB açısı 55 derece diyor. Zaten burada verilmiş. BAC açısı kaç derecedir? Neresi? Şurayı bize soruyor. Evet bu soruda şu üçgenden faydalanarak bu üçgenden yan üçgene doğru atlayıp o üçgendeki o açıyı bulacağız. Hemen başlayalım. İlk önce şuradaki ben hatta renkli bir kalemle göstereyim. Şu açıyı bulsam benim çok işime yarayacak. Yani DBE açısını. İşaretlediğim açıyı buluyorum. Nasıl buluyorum? Bakın burada 90 derece olduğu var zaten. 90 ile 55'i toplayacağım ilk önce. 90 ve 55 toplayalım. 5, 145 oldu. Şimdi 180'den 145'i çıkarırsam bu açıyı bulacağım. 180'den 145'i çıkarıyorum. Evet. 5, 7 kaldı. 35. Evet şu boyalı açı 35 derece oldu. Şimdi şuradaki, onu da farklı bir renkte göstereyim. Şuradaki şu açıyı bulacağım şimdi. Mavi ile çizdiğim açıyı bulacağım. Nasıl? Bu 3 açının toplamı 180 derece olur. Doğru açı çünkü. Bakın burası değil mi? Düz bir şekilde doğru açı olduğuna göre. O zaman 35 ile 90'ı topluyorum. İkisini topluyorum. 35 ve 90 topladık. 5, 125 oldu. Şimdi 180'den 125'i çıkarırsam şu açıyı bulacağım. 180'den 125'i çıkarıyorum.
Evet, 5. 7'den 2 çıktı, 5. Ve buradaki açının 55 derece olduğunu buldum. Artık yukarıdaki açıyı bulabilirim. Çünkü bu üçgenin içindeki iki açıyı biliyorum. 90 ve 55. Şimdi 90 ile 55'i topluyorum. 5, 145 oldu. 180'den de 145'i çıkardığım zaman, evet, ondan 5 çıktı, 5, 7 kaldı. 35. Demek ki buradaki BAC açısının 35 derece olduğunu bulmuş oldum. Ve buradaki üçgenlere şöyle bir bakarsanız, şu DEB üçgeni ile BAC üçgenlerinin birbiriyle eş üçgenler olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü neden? Bakın, buradaki açılar ile buradaki açıların buradaki üçgenin açıları birbiriyle eşit oldu. 90, 55, 35, 90, 55, 35. O zaman bu iki üçgen birbiriyle eş üçgenlermiş diyorum. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Bize ama sorulan neydi? 35 derece. Zaten şu soru işaretinin olduğu yeri soruyordu. Biz de onu bulduk zaten. Hadi biraz da kolay bir soruya geçelim. Bu biraz zordu. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısı 50 derece ise ikiz olan taban açılarından biri kaç derecedir diyor. Evet, nihayet kolay bir soruya geldik öğretmenim diyorsunuzdur. Evet, şöyle bir ikizkenar üçgen gösterelim. Şu kenarlar eşit olsun. Burası tepe noktası. Diyelim ki ABC olsun. Tepe noktası, tepe açısı 50 dereceymiş. Şuraya yazalım. Şimdi ikizkenar üçgenlerde tepe açısının karşısındaki açılar veya şu ikizkenarların karşılarındaki açılar birbirleriyle eşit oluyordu. O zaman ne yapmalıyım? Üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 180'den 50'yi çıkarıyorum tepe açısını. Ne kaldı? 130 derece. Yani şu iki açı 130 dereceymiş. Bana bunlardan birisi kaç derece dediğine göre 130'u 2'ye bölüyorum ve bir açıyı buluyorum. Evet, 6 kere 2 12. 5 defa var. Ne oldu? Bir tane açımız 65 derece oldu. Demek ki diğeri de 65 oluyor zaten. Cevap B şıkkı oluyor. Bunu işaretledik. Evet, kolaydan sonra yine birazcık zor soruya geliyoruz. Aslında çok da zor değil. Şöyle bir bakın yine siz. Beşinci sorumuz. Yukarıda iç içe geçmiş iki tane ikizkenar üçgen bulunmaktadır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Şimdi ikisinin de ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. O zaman şu büyük üçgenimizin tepe açısı, bakın tepe noktası 36 derece ve ikiz olan kenarlar işaretlenmiş. O zaman ikiz olan kenarların karşılarındaki şu açılar, yani şu ikisi beraber, şu 48 ile şuradaki açı beraber eşit olacaklar. Yani B açısının tamamıyla C açısının tamamı eşit olacaklar. O zaman ne yapacağım? 180'den önce 36'yı çıkaracağım. Şu tepe açısını çıkaracağım. 4, 7'den 3 çıktı. 4, 144. Şu iki açıların beraber, hatta şöyle boyayla göstereyim ben size. Şurası ve burayı da başka bir renkte boyayalım. Şu 48 derecenin olduğu yer, ikisi beraber. Şimdi 144'ü 2'ye bölersem oradaki açıyı bulacağım. 144'ü 2'ye bölelim. 7 defa var. 14 çıkardım. 4'te 2 defa var. Demek ki 72 dereceymiş. Yani şu 48 ile şu A, B ve E açısı beraber ikisi ve birlikte 72 dereceymiş. O zaman 72'den 48'i çıkardığım zaman, burası da aynı çünkü sevgili öğrenciler. Bakın, burası da, şöyle orayı da size göstereyim. Şurası ve şurası da 72 derece oluyor. Zaten burası da 48 derece. Bunu yazmayı unuttum. Çünkü burası da bir ikizkenar üçgen olduğuna göre 48 ve buradaki açı ikisi beraber ne oluyor? 72 oluyor. 72'den 48'i çıkardığım zaman 4, 6'dan 4 çıktı, 2. Demek ki soru işaretinin olduğu yer 24 dereceymiş. Burası da 24 derece oluyor. Bu şekilde soru işaretini bulmuş olduk. İkizkenar üçgenlerin kenar özelliklerinden yararlanarak, açı özelliklerinden yararlanarak soru işareti olan yerin 24 derece olduğunu gördük. Birazcık da kolay soruya geçiyoruz. Bir zor, bir kolay soru. 6. Yukarıdaki dik üçgende A açısı kaç derecedir diyor. Oldukça kolay bir soru. A açısını nasıl buluruz? 90 ile 35'i toplarız. Toplayalım. 5, 125 oldu.
180'den 125'i çıkarırız. 7'den 2 çıktı 5. Demek ki burası da 55 dereceymiş. Bu şekilde buldu, kolay oldu. Birazcık da zor sorulara geçelim. Evet, 7. soru. Yukarıdaki ABC bir dik üçgen ve ADC ikizkenar üçgendir. Verilenlere göre ADB açısı, yani neresi ADB? Şurası. Şurayı bulacağız. ADC açısı, yani şurayı bulacağız. Onu başka bir kalemle göstereyim. Şurayı bulacağız. Şu boyalı yeri bulacağız. Ve BAD açısı, yani şurayı bulacağız. Orayı da başka bir renkle gösterelim. Bir de burayı bulacağız. Yani 3 tane açıyı bulacağız. Şunu da bir işaretleyelim şurayı. Nasıl bulacağız? Hemen bakalım. Ne diyordu sorumuzda? Bir dik üçgen var ve şurası da ikizkenar üçgen olduğuna göre ilk önce nasıl yapalım? Şu C açısını bulabiliriz. Bakın şurası ikizkenarların karşılarındaki açılar birbiriyle aynı olduğuna göre şurası 15 derece olur. Çünkü bu ikizkenar bir kenar, ikizin bir kenarı, diğeri diğer kenarı, ikizkenar. Bunların karşılarındaki açılar birbirleriyle eşit. O zaman şu açıyı bulabilirim ben. Yani ADC açısını bulabilirim. 15 ile 15'i topluyorum. Ne yapıyor? 30 derece. 180'den 30 dereceyi çıkardığım zaman ne kaldı? 150 derece. O zaman buradaki açıyı bulduğum 150 derece. Hangisi bu? ADC açısı. Yani şunu buldum. Şimdi şu açıyı bulabilirim. Çünkü burası doğru açı oluyor. 180'den 150'yi çıkardığım zaman ne kalıyor? 30 derece. O zaman burasını da buldum, 30 derece. Şimdi bunu da bulduğuma göre şu üçgendeki diğer açıyı bulabilirim, mavi renkli açıyı. Ne yapacağım? 90 ile 30'u toplayacağım. Topladım. 120 derece oldu. 180'den 120 dereceyi çıkaracağım. Ve ne kaldı? 60 derece. Demek ki burası da 60 derece oluyormuş. Her açıyı bulmuş oldum, bana sorulan 3 açıyı da buldum. Bu şekilde kolayca sorumuzu çözmüş olduk. Evet, son sorumuza bakalım. Şekildeki dikdörtgende DBC açısının ölçüsü 62 dereceymiş. Zaten bize verilmiş. İse EAB açısının ölçüsü. EAB nerede? Şurada bak. EAB dediğine göre. Şurayı bize soruyor. Hatta orayı hafifçe boyayalım. Yeri belli olsun. Bu açıyı bulacağız. Nasıl bulacağız? Dikdörtgenin açılarının 90'ar derece olduğunu biliyoruz. 90'ar derece ise eğer şuradaki, ben tabi bu üçgenin içindeki açıları aradığıma göre, şurayı aradığıma göre ilk önce şu açıyı bulabilirim. Hatta orayı hemen şöyle boyayla gösteriyorum. Şu açıyı bulabilirim. Ne yapabilirim? 62 ile, yani 90'dan 62'yi çıkarırsam, çünkü dikdörtgen olduğuna göre burası 90 derece dik açıdır. Çıkaralım. 8 kaldı. 28 derece oldu. Burası 28 derece. Şimdi bu açıyı bulmam çok kolaylaştı. 90, 28 var. Üçüncü açıyı nasıl bulacağım? 90 ile 28'i toplarım. Burası dik açı olduğu belli zaten. 28'i topluyorum. 8, 9, 2 daha 11. 118 oldu. Şimdi 180'den 118'i çıkarıyorum. 2, 7'den 1 çıktı. 6, 0. Demek ki buradaki açı 62 dereceymiş. EAB açısı 62 derece oldu ve cevabı bulmuş oldum. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zamanki gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.